Birçok ilin ilçenin il olması gündemde. Geldi güzel yazdı Bülent. 85 Ereğli, 86 İnegöl, 87 Nazilli. Bazen böyle konuşanlar vardı geçmişte, değil mi? Hayat işte nasıl mecrasında akıyor. Yaşasın il olacağız. Bugün Nazilli Belediye Başkanı İyi Parti'den Aydın Nazilli. Kürşat Engin Özcan AK Parti'ye transfer oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı. Nazilli Belediyesi artık AK Partili oldu. Normal çok karşılaşıyoruz. Başka partiler de yapıyor bunu. Ama Nazilli'nin bu transferinin arkasında il olmayı garantilemek istediğine dair bir iddia seslendiriliyor Ankara'da. Hayda doğru mu? Haber toplantısında Ercan Seki başka ilçeler de var. Hadi bunu haber yapalım sen anlat Ekrem dedi. Buyurun anlatalım. Bitmedi. Bandırma unutulur mu? Bandırma ciddi bir sanayi ilçesi, kenti demiyoruz. Onlar da bekliyorlar. İnegöl mobilyasıyla, köftesiyle. Nazilli işte ben transferimi yaptım liste başıyım diyor. Bodrum yaz kış artık koca bir şehir. Bodrum'da şehir olarak ilan edildiğinde nasıl olacak? Gerçekten iyice dolup taşıyacak. Alanya havalimanı var. Tarsus Peki Ereğli, Konya Ereğli, Adana Ceyhan, petrol boru hattı Yumurtalık, Polatlı bizi ciddi anlamda Ankara Polatlı doyuruyor. Hele kuru soğanın, birçok baharatın ürünün merkezi Polatlı il olmak üzere. Bitmedi. Silopi il olmak üzere istiyorlar, ilan edilebilir ve Hakkari Yüksekova Şimdi buraya ayrı bir başlık açmak gerekiyor biliyor musunuz? Ben çok gittim o bölgeye. Hakkari'den daha büyük Yüksekova. Hakkari daha küçük kalıyor. Havalimanı var. Coğrafi şartların da etkisi. Zab ile birlikte biraz daha düz arazi ama yine dağlık tabii. Hakkari daha zor bir coğrafya. Yüksekova'nın da il olması. Merkez sağ siyaset. Yani 80'den sonra İlçenizi il yapacağız diye çok büyük ilçenin oyunu tulum çıkartmıştı. Seçim kapıda yeniden il olmak. Bilmiyorum başımız göğe mi erecek? Yani il olmak ne anlam ne kazandıracak? Daha mı fazla yatırım gelip fabrika açılacak? Tartışılır.